İyi günler Memleket TV izleyenleri. Bugün yeni bir Er Meydanı programına daha yine sizlerle beraberiz. Ne demiştik? İslam veya insanlık tarihindeki hakperestlikten putperestliğe dönüş gibi bir seri. Konya Aydın Hoca Başkanımız Mustafa Güçlü 3 haftadır devam ediyor. Bugün inşallah kaldığımız yerden sürecine devam ediyoruz. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Buyurun söz sizin programımıza inşallah. Evet, devam edelim. Teşekkür ediyorum. En son konuştuğumuzda Sümerleri anlatmıştık. Evet, Sümerler dönemindeki 3000 tanrılı politeist paganizmin, o putperestliğin, şirkin nasıl sistemleştiğini ritüelleriyle, adetleriyle, ibadetleriyle, töreleriyle nasıl böyle bir paganizmin dünyayı etkilediğini, 3000 tanrı içerisinde en büyük tanrının Anu olduğunu, İnanna olduğunu, Enkidu olduğunu, İşler olduğunu konuşmuştuk ve Sümerler 2000 yıllık Mezopotamya hakimiyetinden sonra ve himayelerindeki hegemonyaları altındaki özellikle Sami milletlerine, yani Nebatiler, Asuriler, Akatlılar, Babililer, Keldaniler, Araplar, Yahudilerin tüm ataları olan Sami milletlerine de bu kültürlerini empoze ettikleri, verdikleri bir süreci anlatmış idik. Bu 2000 yıllık sürecin sonuna doğru önce Akatlardan çıkan bir, yani Sami milletlerinin çölde yaşayan Akatlardan Sargon'un Sümerleri yıkarak yerine bir Akat devleti kurduğunu, sonra 2050 yılında da Ur-Nammu'nun son bir hamleyle Sümerleri biraz toparlamaya çalıştığını söyleyip arkasından da Babil şehrinde çoğalan Keldanilerin yavaş yavaş bölgede hakimiyet kurarak şeyden gelen, bu İran taraflarından gelen toplulukla falan o bölgedeki hakimiyeti kaybedince Sümerlerin himayesinde olan milletlerin yavaş yavaş bağımsızlıklarını ilan ettiğini söylemiş, orada kalmış idik. Paganizmden, yani bu 3000 tanrılı paganizmden bütün toplumlara, o Sümerlerin yıkılmasıyla diğer toplumlara da dağılmıştı. Şimdi bu esnada Babil şehrinde Keldani, yani bu Sami topluluklarından Keldaniler ağırlıklı olarak yaşıyordu. Ama Sümerlerin himayesindeydiler, hakimiyetindeydiler. Sümerler parçalanınca işte Babil'de Keldaniler bir devlet kurdular. Buna birinci Babil Krallığı diyoruz. Milattan önce 1884'te. Bu tarihten itibaren Babil'den başlayan ve gittikçe etrafını genişleten bir imparatorluğa dönüşüyor. Yavaş yavaş o Sümer hakimiyetindeki olan topraklarda hakimiyet alanını genişletiyor. Tabi Sümerlerden bütün kültürü devralıyor. İnanç sistemini, felsefesini, teorisini, her şeyini Sümerlerden alıyor. Oradaki anlayış bunlara da geçiyor. Sadece oradaki en büyük tanrı Anu'yla İnanna'ydı. Bunlar da en büyük tanrı Baal. Baal, tanrı Baal. Ondan sonra Babil tanrısı Marduk. Bir de İnanna'nın yerine de İştar öne çıkıyor. Sadece tanrıların bazıları yer değiştiriyor. Önem sırası değişiyor, biliyor. Dolayısıyla baş tanrıları Baal, baş tanrı Baal, Babil şehrinin koruyucu tanrısı Marduk, bir de aşk tanrıçası işte İştar. İştar tapınağı muhteşem. Tanrıçalar biraz daha öndeler, tanrılardan daha öndeler, daha kıymetli, hatırlılar. Dolayısıyla İştar adına büyük bir mabetleri var. İştar tapınağına giden Babil'de tanrılar yolu verilen, şimdi Roma'da kral yolu diye geçen yol anlayışı, orada tanrılar yolu diye geçer. Bu tanrılar yolunun etrafında, sağında solunda 120 tane aslan heykeli konularak İştar tapınağına giden bir yoldur bu. Bir zafer takı gibi bir kemerin altından geçilir. Ona İştar kemeri denir. O İştar kemeri bugün şeydedir. Almanya'nın Berlin Pergamon Müzesi'ndedir. Bizim Bergama'daki tapınağı, mabedi götürdükleri gibi. Almanlar onu da çalıp götürmüşler Bahçe'den, Babil'den. Dolayısıyla böyle bir anlayış. Tabi Babil aynen Sümer inancını devam ettiriyor. Sümer anlayışını devam ettiriyor. Mesela ilginç bir
evlenme anlayışları var. Herodot yazıyor bunu. Herodot milattan önce 500 ile 400 arası yaşamış. 460'larda falan yaşamış bir Yunan tarihçisi. Günümüzden 2400-2500 sene önce yaşamış. Şöyle anlatıyor. Babillerin çok hoşuma giden bir adetleri var diyor. Evlilik adetleri. Bunlar senede bir kere tören düzenlenir. Evlenme töreni düzenlerler. O evlenecek tüm kızlar getirilir meydana. En güzelinden satışa çıkarılır. Evlenecek adaylar da karşıya geçer. En yüksek parayı verenler o kız evlendirilir. Sonra evlenme fonu diye bir fonları var. O para fona konur. En güzel kızdan başlanarak bütün para edecek kızlar bittikten sonra fonda büyük bir para birikir. Bu sefer evlenemeyecek kızlar kalır. Bu sefer erkeklere denir ki evlenmeye en yakın, çirkinliği en az olandan başlanarak az parayla bak bu kızı alana şöyle ev hediyesi takdim ediyoruz. Ev yardımı yapıyoruz, evlenme yardımı yapıyoruz diyorlar. Bu sefer en çirkinliğine kadar tüm kızlar evlendiriliyor. Güzel kum saati gibi. En güzel elinize gidiyor ama ya. Şimdi en güzel kızlar çirkinlerin de evlenmesine yardım etmiş oluyor. Bir fon var. Bir fon. Şimdi Herodot aynen şöyle diyor. Ne yazık ki bu güzel adet günümüzde ölmüş diyor, yaşamıyor diyor. Hayıflar iyi görmüş. Şimdi böyle adetleri olan bir topluluk. Tabii ama biz tabii bizi en çok ilgilendiren bu tarafı değil. Bu pagan, müşrik, politeist, yani binlerce tanrının, tanrı, kralların tanrısal kimlik olduğu bir topluluk. Sümerler de zaten hepsini konuştuk. Bu da aynen öyle bir. Ve burada Babil'de Sümerlerden biraz farkı, zikkuratların çok olması. Yani zikkurat, daha önce demiştik, hükümet binasıyla tapınağı birleştirmiştiler. Hükümet binasının üst katını tapınak yapmıştılar. Zikkurat şeyden gelir. Anıt kelimesi. Tam bugün tam karşılığı anıt. Yani ibadet edilen yer, anılan yer, anılması gereken yer. Zikirden gelir. Zikir de oradan gelir. Zikra, anıt. Zikretmek, anmak. Bugün de diyoruz ya, zikret, anmak kullanıyoruz bugün. Kelime, zikir kelimesi. Zikkurat da aynı. Buna zaten Sami dil grubundan oluyorlar. O zikkuratlar çok fazla oluyor. Babil'e uzaktan gelen, yani bugünkü ifadeyle söylersek, bir gökdelenler şehrine geliyormuş gibi hisseder. Çünkü zikkuratlar yükseliyor. Tabii o yüksek dedikleri 120 metre. Fazla değil. Tanrı'yla var, yani Adem'in tanrısıyla, Nuh'un tanrısıyla baş edebilmek için Allah'la haşa yüksek binalar yapmışlar. Tanrı'ya yetişecekler, boy yetişecekler, biz daha büyüğüz diyecekler falan. Böyle garip hareketler. Ama teknolojik imkanlar daha uzun yükseğini yapmaya müsaade etmiyor. Tabi edemez, yapamaz o günkü imkanlar. 150 metrelik kuleler yapmışlar. Onların en meşhuru Babil Kulesi. Meşhurdur tarihten. Onu sonra konuşuruz. Babil'in ikinci krallığında o İskender'in de ele geçirdiği Babil'i sonra anlatırız. Buradaki konumuz esas Hazreti İbrahim'i anlatmak. Dolayısıyla bu Babil'lerin altıncı kralı Hammurabi. Yani milattan önce 1795'te iktidara gelir. Hammurabi Hazreti İbrahim döneminin Nemrut'udur. Bu Akat kralı Sargon içinde söylenir. Sümerlerin son krallarından Urnammu içinde söylenir. Urnammu 2050'de yaşadı. 2050'den milattan önce. Sargon milattan önce 2230'larda yaşadı. İster Sargon olsun, ister Urnammu olsun, ister Hammurabi olsun. Hammurabi de milattan önce 1795'te iktidara geldi. Üçünün içinde Nemrut olduğu söylenir. Ama hangisi gerçek Nemrut? Yani Hazreti İbrahim'in çağdaşı olan kral, o tartışma. İster Sargon, ister Urnam, ister Hammurabi. Hammurabi diyelim. İşte bu Hammurabi 1795'te iktidara geldikten sonra karizması çok yüksek. Dirayetli bir hükümdar ve ülkesini genişletiyor. Artık Sümerlerin yerine sadece Babil'de değil, Babil'in sınırlarını genişlete tüm Sümer ülkesine hegemonyasını kuruyor. 1763'e geldiğinde milattan önce büyük bir imparatorluğa dönüşüyor.
Şimdi bu tabii kendisi kral tanrı. Ve bir gün giderken yolda bir ateşin yandığını görüyor. Büyük bir ateş. Yani petrol veya doğal gaz yanıyor. İşte yerden çıkıyor, yanıyor. Tabii onlar hemen ona kutsallık atfediyorlar. Hemen ateşin etrafına bir bina yaparak, tapınak yaparak ateşe tapınmaya başlıyor. Dolayısıyla Adem'in oğlu, Hazreti Adem'in oğlu Kabil'den sonra ateşe tapan ikinci adam Hammurabi oldu. Ve halkını da ateşe zorluyor. O gün, o zaman onların dini aslında Sabi din. Yani yıldızlara, güneşe, aya, gök cisimlerine inanan bir inançları var idi. Ama direkt ateşe tapınma yoktu. Bu Hammurabi bunu da yapan bir insan. Bu dönemde mesela ben hekim olduğum için hekim yasalarına göz attım. Hammurabi tarihte ilk defa Urnamur ondan 300 sene önce ilk yasaları çıkartmıştı ama bizim okuduğumuz kitaplarda, bize öğretilen bilgilerde dünyanın ilk yasalarını çıkaran, ilk anayasalarını duran Hammurabi diye geçer. Öyle olsun. Aslında Urnamur'dur. Bu bir yasalar çıkarmış her konuda ve ülkeyi bu yasalarla yönetmiş. Bunlardan sağlık yasası şöyle. Tabii ülkesi kas sisteminde var. Yani asiller var. İşte burjuvazi var. Arkasından köleler var. Muşkineler var. Miskinler falan diye bir sistem var. O sistemin birbirine geçişi de yok. Böyle bir dönemdeki hekimler, hekime de azu diyorlar. Sümerlerdeki ifadesi azu. Suyu bilen adam. Şimdi her şey sudan yaratıldı ayeti var ya, Hazreti Adem'den beri bütün kutsal kitaplar sudan yaratıldığımızı da söyler. Adem'in havadan yaratıldığımızı, topraktan, balçıktan yaratıldığımızı, nütfeden yaratıldığımızı hep söylenir ya. Suyu da, Sümerler suyu kutsayan bir topluluk. Dolayısıyla hekim de suyu bilen adam. İnsanın yaratılışı onlara göre sudan olunca da suyu en iyi bilen adam hekim. Peki. Dolayısıyla azu, suyu bilen adam. Bu hekimler diyor ki, tunç bıçağıyla bir gözü görmeyen, katarakta olan bir adamın gözünü açarsa veya bir hür bir insanı ameliyatta, başarılı bir ameliyat yaparsan 10 şeker altın alır, yani 80 gram altın alır. Yok başarısı olur, adamın gözü kör olursa veya adam ölürse ameliyatta, o zaman eli kesilir. Bir hekim bir muşkineyi ameliyat eder, hasta ölürse, başarılı olursa, katarak ameliyatıyla gözünü açarsa 5 şeker alır. 40 gram altın. Miskin oradan gelir. Aynı kelime. Oradan gelir. Aynı kelime. Biz de kullanıyoruz bugün. 4000 senelik bir kelime. Şimdi sonra diyor, bunun karşılığında başarısı olursa diyor, bir köle parası verir. Bir köle. Yok. Kölelerden birini ameliyat eder, gözünü açar veya başarılı ameliyat ederse 5 şekel altın alır. Yani 40 gram. Başarısı olsa bir kölenin yarı parasını öder. Fiyatları düşüyor. Böyle anlayın. Şimdi Hammurabi bu yasalarının işte 2 metre eninde, 2 metre kalın derinliğinde, 2,5 metre boyunda bir kaya parçasına kazımış var. Yazılmış. O taş, o büyük devasa taş bugün 1901 yılında Fransızlar çalıp Louvre Müzesi'ne kaldırmışlar. Yani. Louvre Müzesi var. Koca taşı Babil'den yani Dicle kenarından deniz araçlarıyla Basra'ya götürmüşler. Basra'dan gemiyle Fransa'ya götürüp biz Fasıllardaki taşı Beyşer'e götürmedik. Şimdi böyle bir şey. Şimdi bu Hammurabi zamanında konumuza gelelim. Hazreti Nuh'un soyundan 10. göbek torunlarından İbrahim doğacak. İbrahim'in babası Yahudi kaynaklarına göre Tarah. Bizim kaynaklarımıza göre Azer. 10. göbek. Evet. 10. göbek deniyor. Aslında 20-30'dur o. Nuh'a da Adem'den sonra 10. göbek demiştiniz. Evet. Nuh, Hazreti Adem'den Nuh'a kadar 10 nesil geçti. O 10 nesilde Hazreti Peygamber'in hadisi de var. Yahudiler de o konuda 10 kuşak veriyor listeyi. Ama Hazreti Nuh'dan sonra İbrahim'e kadar bence 10 kuşağı geçer. Geçer ama 10 kuşak diyor. 10 kuşak diyor ve listede isim var.
yani Nuh, Sam, Erfakşar, Salih, Ragi, Abir falan sayıyor. Tanofret, Tarah'a geliyor. 10 kuşak. Ama ben biraz daha arada ihmal edilen nesiller olacağı kanaatindeyim. Neyse fark etmez, o çok önemli değil. Bu Tarah, yani Yahudilerin Tarah dediği, bizim Azer dediğimiz adam, Hammurabi ile hanedandan da bir şeyi var, bağı var. Bir akrabalığı var. Bir Harranlı olduğu söyleniyor. Bir Kuse şehrinden olduğu söyleniyor. Bir de Ur kendinden olduğu söyleniyor. Üçünde de geçiyor. Ur kendinden, Hetoğullarından, Kuse'li, Harranlı. Biz Urlu kabul edelim. Tarah'ı, yani Azer'i. Şimdi burada çıkıp Hammurabi bunun çok gözde yöneticilerinden yapıp mabedin putlarından sorumlu kılıyor görevi. Hem put imalatçısı Babil'in hem de sorumlusu. Böyle bir itibarlı bir görevi var. Bu arada yine Hazreti Nuh'un soyundan, 10. göbek soyundan bir başka hatun Nuna ile evleniyor. Nuna veya Ebyuna kadının ismi. İster Nuna deyin, ister Ebyuna deyin. Nuna ile Hazer evleniyor. Hanımının hamile olduğu ama hamileliğini henüz hiç kimsenin bilmediği ilk günlerinde bu arada kendini Nemrut ilan etmiş. Ondan sonra taç takmış. İlk defa taç takan başına Hammurabi ve ateşe tapmaya zorlayan böyle bir adam bir rüya görüyor. Şey gibi, Mısır Firavunu gibi, ikinci Ramses'in oğlu Hazreti Musa dönemindeki Firavun gibi bir rüya görür. Rüyasında bu tabi ateşe, aya, güneşe, yıldızlara tapan bir topluluk olduğu için onların ayın nuru, güneşin ışığı, yıldızın parıltısı önemli onlardan. İşte bir nur çıkıyor köyün birinden, işte Ur kentinden olsun, Ebr köyünden olsun, bu isimler geçiyor. Bir ışık çıkıyor. Bütün onların ay, yıldız, güneşin ışığını bastırıyor. Hemen kahinleri, kaifleri, müneccimleri, şehirbazları, büyücüler topluyor. Kaif dediğim eldeki çizgilere, yüzdeki çizgilerden yorum yaparak anlam çıkartan insanlar. Onlar hepsini topluyor, yorumlayın. Onlar diyor ki o şehirden bir adam çıkacak, işte ismi İbrahim olacak, neyse. Senin dinini yıkacak, putlarını yıkacak falan, senin saltanatın, devletin çökecek falan şeklinde bir yorum yapıyorlar. Aynen Musa yorumundaki gibi. Bu sefer Nemrut hemen talimat veriyor. O bölgenin kadınlarıyla erkeklerini hemen ayırın. Bir. İkincisi, hamile kadınları hemen tecrid edin. Özel takip alın doğumlarını. Kadın erkekler bir yere gelip ilişkiye girmesinler. Hamileler de takip edilsin. Doğum yaptığı zaman kızsa serbest bırakın, erkekse öldürülür. Başlıyorlar, ilgilenir, öldürmeyin. Fakat bizim Nuna'nın hamileliği henüz bilinmiyor. Kimse hamile olduğunu bilmiyor. Kadının kendisinden başkası bilmiyor hamile olduğunu. Dolayısıyla o hamile olmayan kadınlar arasında kalıyor. Fakat bir müddet sonra yavaş yavaş belli olacak hamilelik bu. Belli olmaya başlarken endişe ediyorlar, ne yapalım derken o sırada Firavun'un bir devlet işi çıkıyor. Bulunduğu şehri terk etmesi lazım. Başkenti terk etmesi lazım. Bir yere gidecek. Yerine Azer'i bırakıyor. Azer'e diyor, vekilim olarak sen kal. Kuralları aynen uygula. Sakın yetki bende diye de hanımına yaklaşma diyor. Yani torpil geçme hanımına. O da diyor ki hünkârım, sultanım, neyse kralım. Ben dinine çok bağlı bir müminim. Dolayısıyla benim için bu kurallar ibadet hükmündedir. Yeah. Yapmam diyor, tamam diyor. O gidince hanımıyla görüşüyor, ne yapalım? Herif diyor yani, merak etme diyor. Bir, kız doğarsa zaten mesele değil. Sıkıntı yok. Erkek doğarsa gidersin kralına takdim edersin. Kral hem seni ödüllendirir diyor. Gözüne girersin diyor yani falan. İyi bir şey, iyi bir adam. Onun için merak etme diyor ama niyeti başka kadının. Firavun yok ki, Firavun diyor. Nemrut yokken bunu Ebr köyüne götürüp bir bodrum katına, zemin katına yerleştirip
eşyasını, iyaşesini, ibadesini sağladıktan sonra dönüyor Babil'e. Kadın hamileliğin son dönemini orada kimseden uzak gözlerden uğrak geçiriyor. Doğum yapacağı zaman da bir mağaraya çekiliyor son günlerinde. Orada doğum yapıyor. Doğar. Erkek çocuk doğuyor. Adını Orhan koyuyor. O bölgesel lisanla Orhan. Orhan, Abram, Abraham, İbrahim. Yani İbrahim'in o günkü oradaki karşılığı. Ebu Rahim yani. Rahmetin babası, sevginin, merhametin babası anlamına bir isim koyuyor. Bugün Kürtler'de Berham diye geçer. Bugün biz Türkçe'de bile Berham isimli insan görürsün. Bu İbrahim Kürtçesi Berham'dır. Veya Yemen'deki karşılığı Ebrehe'dir. Evet. Mekke'yi yıkmaya gelen bir Ebrehe vardı. Yemen kral diye duyarsınız değil mi? Hatırlarsınız. Evet. Şeyde, fil vakasında, fil suresinde. Oradaki Ebrehe de yani Habeş lisanında İbrahim demek. Hı. Neyse. İbrahim oraya koyup tabii bir müddet baktıktan sonra tabii şehre dönüyor. Endişe ediyor. Al ya Rabbi bu sana emanet diyerek, Allah'a güvenerek, sığınarak geliyor. Kocasına da diyor ki ya Hasan düşük yaptım, ölü doğum yaptım diyor. Ondan da şüpheleniyor değil mi? Şüphelenmiyor. Yani onu rahat etsin o. Rolünü doğru oynasın. Nemrut'a karşı. Yalan söylemek zorunda kalmasın. İnsan yalanı becermekte zorlanabilir. Gerçeği daha rol oynayan. Arada kendisi mağaraya gidip yaşıyorsa emzireyimle ilgili bir bakıyor ki Cebrail yanında besliyor. Allah cennetten bal, süt göndermiş. Cebrail besliyor. İbrahim gayet mutlu besliyor. İyi. Falan. Arada kendisi iyi bir emziriyor. Göz arkada kalmıyor. Cebrail ile münavebeli olarak şeye bakıyorlar. İbrahim'i büyütüyorlar. 7 yaşına kadar İbrahim gözlerden ırak büyüyor. Bu arada Nemrut 100.000 çocuğa yakın çocuk öldürdüğü söylenir. Bu rakam Hazreti Musa dönemindeki Firavun içinde söylenir. 102.000 İsrail çocuğu öldürdüğü söylenir. Demek bir rakam buralarla karışıyor olabilir. 100.000 rakam çok büyük. Çok acayip şey ya. Yani o günkü nüfus şartlarında düşünülemez. Yani 100.000 çocuk benim aklım almıyor ama rakam böyle. Sonra 100.000 çocuğa ulaştığı halde, seneler de geçtiği halde hiçbir emare belirti de olmayınca Nemrut kahinlerin yorumunun yanlış olduğu kanaatine varıyor ve yasağı kaldırıyor. Kadınlar, erkekler, herkes normal, koronadan sonraki normal hayata evet, gibi, kavuşacağımız gibi normal hayatlarına kavuşuyorlar. Tabi İbrahim'i Rabbimiz mağarada hazırlıyor. Yani toplumun dini paganizm, yani şirk, çok tanrılı, yıldıza, aya, güneşe tapan insanlar. İbrahim'i o çocukluğundan itibaren hazırlıyor. 7 yaşından itibaren İbrahim topluma karışıyor. Annesiyle birlikte Ur kentine iniyor. Evr köyünden Ur kentine geçiyorlar. Dolayısıyla İbrahim, Allah hem İbrahim'i hazırlıyor hem toplumu hazırlıyor. İleride nübüvvet verecek, nübüvvet verdiği zaman toplum biraz daha altyapı hazırlansın istiyor. İbrahim diyor ki benim tanrım yıldızlar diyor. Yıldızlar gündüz olunca, kaybolunca ben kaybolan tanrıdan hoşlanmam, bu benim tanrım olamaz diyor. Bunu toplum içinde söylüyor. Toplumun tanrısını eleştiriyor. Yani siz de düşünün. Sonra işte ayı görüyor, ha bu daha parlak, bu daha tanrı olabilir, tanrım olabilir diyor. Sonra o da olunca ben batandan hoşlanmam falan yani. Sonra güneşi görüyor, bu en büyük, bu da gece batıyor falan. Olmaz diyor, böyle tanrı olmaz diyor. Tanrı hepsinin üstünde, hepsini yaratan tek ve yegane güç olmalı falan. Düşünün halka böyle konuşmalar. Sonra halk 1-2-3 rahatsız olup babasına şikayet ediyorlar. Babası sigaya çekiyor İbrahim'i. Yapma, etme böyle dinimize, tanrılarınıza konuşma falan diye. Ya baba diyor, saçma sapan şeylere ne inanıyorsunuz? Yani zararı yok, faydası yok. Yani tek olan Allah'a inanın falan. Hazer de bunu kovuyor. Neyse 12 yaşına kadar biraz babasından uzak kalıyor. 12 yaşına reşit olunca, ergen olunca tekrar gelip tebliğine. Bu sırada artık herhalde erken yaşta nübüvvet nasip oluyor şeye, İbrahim'e.
böyle eskiden 40-50 yaş falan değil de daha erken işte bir 10-20 suhuf veriliyor kendisine. Peygamberlik verildi ama dininin adı Haniflik. Haniflik. Hanif iyi, doğru, güzele meyleden. Yanlış, kötü, çirkini rağbet etmeyen, itibar etmeyen, bunda eğrilik bulunmayan anlayışta bir, yani erdemli şeyler yapacaksın, salih amel işleyeceksin falan. Haniflik üzere bir din anlayışı. Yani bildiğimiz Hazreti Adem'den beri klasik söylenen, her ilahi mesajda olan, işte yalan söylemeyeceksin, zina etmeyeceksin, iftira etmeyeceksin, dedikodu yapmayacaksın şeklinde tek Allah'a inanacaksın. Hepsi bu bilinen ilahi dinler, İslam'ın bütün mesajlarını burada içeriyor. Sonra o sıralarda bir put bayramı var. Yani senede birkaç defa olan put bayramlarının günü yaklaşır yani. Azer diyor ki, İbrahim gel, sen bizim hiç katılmadın, bu bayramımıza bir katıl, oradaki bizi bir gör. Belki hoşuna da gidebilir, sen de inanabilirsin falan diye. İbrahim olmaz mı olmaz diyor, sonra aklına bir fikir geliyor, tamam kabul ettim, geleyim diyor. Ertesi sabah onlarla birlikte bayram yerine doğru birlikte giderlerken, kafasında bir plan var tabii. Yolda giderken, ay hastalandım, mazlum, ne atıyor kendini, vebaya yakalandım falan diye feryat edince beraber gittikleri adamlar, aman veba bulaşacak bize diye birbirlerini çiğneyerek bayram yerine doğru koşarak giderler. İbrahim'i terk ederler. İbrahim'in arkadan derdi, siz gidin gidin der, ben ne yapacağımı, sizin tanrılarınıza ne yapacağımı iyi biliyorum der. Fakat bunu soklanırken, arkalarından konuşurken, bayram yerine giden diğer müşrikler geçerken duyar bu cümleyi. İbrahim'in bu konuşmasını duyarlar. Ama itibar etmezler, onlar da gider. İbrahim hemen geri döner, şehir boşalmıştır. Direkt mabede girer. Mabedin giriş kapısında devasa bir tane altından baş put var, Baal putu. Onun yanında da 70 tane bir tarafta, 70 tane bir tarafta küçük putlar dizili. Hepsinin önünde yemekler var. Bayrama gidenler yemeklerini koymuşlar. Biz gelene kadar tanrılarımız kutsasın yemeklerimizi, yani bereketli olsun, bereketli yemek yiyelim. Evet, tanrıların evet, kutsadığı yemekleri yemek üzere koyup gitmişler. İbrahim geliyor, ey tanrılar, niye yemeklerinizi yemezsiniz? Niye konuşmazsınız, dilinizi mi yutursalar? Bir iki tıpıştan işte, ondan sonra baltayı alır, hepsini kırar. Sonra götürür, baş putun boynuna baltayı asar veya eline bırakır. Bayram biter, millet yemeklerini, kutsanmış yemeklerini almak üzere gelince bir bakarlar, bir felaket. Ortalık berbat. Ne yaptı, kim yapabilir, nasıl olur böyle tanrılarımıza karşı falan. O İbrahim giderken, şey bayrama giderlerken İbrahim'in o gıyaplarında konuşmasını duyanlar, ya bu çocuk böyle bir şey diye diyor muydu? Bu yapmış olabilir, yoktu. Ben sizin tanrılarınıza ne yapacağımı bilirim demişti. Bu yapmış olabilir diyorlar. Çağırın bana. Çağırırlar. Ne ben yapacağım diyor ya, işte başput yapmış diyor. Ona sorun diyor. Kızdırmışlar. O başputa sorun diyor. Ulan diyor, ben burada başput olarak dururken siz küçük putlara ne tapıyorsunuz diyor. Kıskanmış onları, geber, doğramış diyor. İnanmıyorsanız sorun diyor. Asıl lan bizimle gırıl mı geçiyorsun? Putlar konuşur mu? Yapabilir mi? Falan. Konuşmaz ya. Bak kendi ağzınızla söylüyorsunuz. Bak, konuşamazlar, yapamazlar, acizler, bir faydaları yok, zararları yok. Yani ya böyle bir şey, ne diye taparsınız diyor. Her şeyin sahibi, güneşin, ayın, hepimiz var. Tek bir tane olan Allah'a inanır falan. Böylece iş büyüyor ve Nemrut'a intikal ediyor. Nemrut, çağırın bakayım bu çocuğu diyor. Bizi huzura getiriyorlar. Nemrut'un huzuruna çıkmak, secde halinde çıkılıyor huzura. Kapanarak çıkıyorsun. Veya gittiğin zaman kapanmak zorundasın. Kapanmayanın kellesi gider. Öyle kapandırılır. Madem kapanmıyorsun, nasıl kapandığını gör diye kelleyi düşürür, secdeye yatırırlar hemen. İbrahim, kapanmayınca niye yapmadın, secdeye girmedin? Ben işte tek olan Allah'tan başkasının eğilmem falan. O klasik söylemler söylemler. Senin Rabbin ne yapar? Her şeyi dirilten, öldüren Rabbimdir benim falan. Ben ne yapardım, ne vardı? Getirin lan iki tane mahkum diyor. Getiriyorlar, bunu serbest bırak, bunu da gebertin diyor. Bak ben de öldürüyorum, diriltiyorum yani. Senin Rabbin yaptığını ben de yapıyorum.
ya bu misal değil ki diyor. Benim Rabbim hani yoktan var ediyor diyor. İşte güneşi doğudan doğuyor, akşam batıdan batıyor. Sen de tersini yap da görelim falan. Yani onun yapamayacağı işler söyleyince Firavun'u orada mat ediyor herkes. Yani İbrahim'in bütün şeyi kendi söylemleriyle telakuza düşürüp sorgulansın. Yani toplum bu yanlışlığı sorgulasın istiyor. Zaten İbrahim'in en büyük özelliği itiraz ederek sorarak Rabbimize bile soruyor. Ya Rabbi diyor, nasıl ya diriltiyorsun diye. İbrahim inanıyor musun? İmanına şüphen mi? Yok. Mutmain olmak için istiyorum diyor. O zaman git şu parçala. Parçalan şuraya şuraya kur. Kuşun nasıl dirildiğini gösteriyor falan. Hatırlayın o hadiseleri. Hazreti İbrahim sürekli Tanrı ve inancı sorgulayarak bizde de imanın bir taklidi iman var. Bir sorgulayarak bir iman var. Tahkiki iman diyorlar. Taklidi iman anadan babadan gördüğümüz gibi inanıyor. Rabbimiz bunu kabul ediyor ama makbul bir iman değil bu diyor. Yani bu çok makbul bir şey. Anadan babadan gördün. Herkes sorgulayın. Allah meydan okuyor. Yani beni sorgulayın. Kendine itiraz edin. Sorgulayın. Bu imanınız daha makbul. İşte Hazreti İbrahim'in yaptığı tam bir tahkiki iman. Onun için Hazreti İbrahim'e, Hazreti Peygamber'e şeyden üsve-i hasene denir. Yani insanların örnek alınabilecek en güzel modeli. Rol modeli. İbrahim'le Hazreti Peygamber için Rabbimiz'de üsve-i hasene. En güzel model anlamına. İbrahim'de de bu var. Sorguluyor böyle her şeyi. Allah'ın kendisini söylüyor. Bana nasıl yaratıyorsun diyor. Göster diyor. Şunu nasıl yapıyorsun göster diyor. Merak etme. Tamam inanıyorum ama diyor. Mutmain olmak istiyorum falan diyor. Bu bakımdan güzel bir tamamen toplumuna örnek olmak için bu çıkışları yapıyor. Sonunda baktılar baş edemeyince Henon diye bir adam var. Nemrut'un yardımcısı. Efendim diyor bu bizim ateş tanrımıza meydan okuyor. O zaman tanrımız da bunu yakarak cezalandırsın diyor. Ateşe atalım diyor. Ateşe atma fikri o zaman geliyor. Henon diyor. Onu da Allah zaten yerin dibine sokuyor. Yani onun akıbeti de kötü oluyor Henon'un. Neyse ateşe yakılıyor. Ateş esnasında işte günümüzde kullanılan çiğ köfte esprisi o zamandan kalan bir espridir. Firavun ateş, Nemrut ateşi yakmayı yasaklıyor, meydana ateş toplatıyor ya, odun toplatıyor. İşte ava, o gün evlenip ava giden, yakaladığı av hayvanını getirip yeni eşine, hemen evlendiği eşine veren, bunu akşama hazırlan deyip uykuya dalan gencin olaydan haberi yok. Nemrut'un şeyi ateş yakmayı yasakladığında eşi de ateş yakmadan nasıl pişirebilirim bu avetini? Yoğurarak çiğ köfte yapıyor. Nasıl yeni bir yemek yaptım, beğenecek misin deyince çok beğeniyor. İşte böyle yapıyor. Olayı çiğ köftenin çıkışını buna bağlarlar ya. Ateşin yasak olduğu dönemde. Yaşar. Hikaye var yani. Böyle bir şey yok da. Yaşar. Ama her şeye bir hikaye bulunur ya. Böyle. Sen mesela sorulayacak. Hayvanlar toplanıyor. İbrahim için feryat figan, feryat figan. Herkes İbrahim'e bir şey yapmak istiyor. Mesela güvercin gövdesiyle bir su getiriyor. Ya diyorlar ne yapıyorsun? İbrahim'e su taşıyorum. Yakacak var. Ya bir damla suyla koskoca ateş nasıl söndürürsün? Söndürmesen bile diyor dostluğumuz belli olsun. Tarafın belli olsun diyor. Kalkıp çöp getiriyor. Ya diyor bir koskoca odunun olduğu yerde bir çöp nesanesi okunur mu? Tarafın belli olsun. Düşmanlığın belli olsun. Yani karga düşmanı, güvercin dostu. Bunlar sonradan uydurmuş hikayeler. Bülbül için de mesela bir tane hikaye var. Bülbül de feryat figan ediyor. Ben ne yapabilirim İbrahim için? Küçücük bir kuşum. Kendine ateş atmaya karar veriyor. Allah hemen Cebrail'i gönderiyor hikayede. Bu serse ne yapıyor? Bir götür bakayım falan gitsinler. Sen ne yapıyorsun? İnsan. Ya Rabbi diyor. Ya İbrahim'i üzülüyorum. Bir şey elimden de bir şey gelmiyor. İbrahim'le birlikte ölmeye karar vermiş. Aslanım be. Ve onu diyor ki merak etme İbrahim'i yakmayacağım. Hani hikaye. Sonra sen ne yapıyorsun işte Cebrail soruyor. Valla diyor ben Rabbimin 99 ismini şakıyarak ortalıkta tutturuyorum. ama Rabbimizin 1001 ismi var. Onları bilmiyorum. Onları öğretirsen onları söylerim bana. O sırada İbrahim'e ateş serin olup yakmakta gül bahçesine çevrilince bülbül hem o 1001 ismi öğrenmenin hem de
güle aşık olmanın etkisiyle biz ağaçlık, bahçelik yerlerden bülbül o günden beri Allah'ın binbir ismini söyleyerek, şakıyarak günümüze kadar gül bülbül esprisi buradan bağlarla bizim hikayeciler, yazarlarımız. Sümerler döneminde yazarların tanrısı var. Nebo. Duydun mu? Nebo. Onu geçen söylemem gerekir. Unuttum. Bir de yazarların tanrısı var. Nebo. O da yani diğer herhalde kralın genel sekreteri. Özel kalemidir o. O da kralın yanında duran tanrısal bir kimlik alacak. O da yazarların tanrısı. Başlasın. Onun için yazarlar tanrısı Nebo'nun adamları bu hikayeleri uydurmuş. Uydurmuşlar. Şimdi sonuçta İbrahim'i oradan bu tekin adam, pek tekin birine benzemiyor, başıma belası, karizmamı çiziyor. Bunu memleketten gönderelim diyorlar ve onu kovuyor Nemrut. O sırada da Rabbimizin hicret ayeti nazil oluyor. Ya İbrahim, eşin Sare'yi, bu arada da Sare ile evli zaten. Sare'yi, yeğenin Lut'u ve sana inanan müminleri al, Kenan diyarına git. Ataya bakma. Yok, o Lut için. Bu İbrahim'de duymadım. Arkaya bakmak istiyorsun. Lut'ta var da İbrahim'de duymadım. Harran'a git. Harran'dan sonra da Kenan diyarına gitmesi söyleniyor. İbrahim inananlarla birlikte yola çıkıyor. Lut da yeğeni, abisinin oğlu, Harran'ın oğlu. Bugün Harran şehrini kuran adam Harran. Onun kurduğu bir şehir. Onun oğlu da Hazreti Lut. Müminlerle birlikte yola çıkıyor. Fırat Nehri'ni geçerek bugünkü Filistin topraklarına doğru, yani o günkü adıyla Kenan diyarına yaklaşırken oranın yaşayan halkı, onlar da Sami milletleri, bunlara İbrani diyor. İbrani. Nehri geçenler anlamında. Bir kısmına da İbrahim'den dolayı İbrahim'i diyorlar. Bazen de nehri geçenler anlamına İbrani de diyorlar. Oraya geçiyorlar, Harran'a yerleşiyorlar. Harran'da bir müddet kaldıktan sonra, Lut da bu arada Sodom tarafına geçiyor. O Sodom halkına gönderiliyor, peygamber olarak. Seden halkı, Sodom halkı dediğimiz, bugün Lut Gölü'nün olduğu yer. Lut Gölü'nün olduğu yerde bir şehir varmış. Sodom, Gomorre halkları, iki tane kasaba bunlar, şehir. Onlara gidiyor. İbrahim de Harran'a gidiyor. Harran'dan Kenan'a geçiyor. Tabii Kenan'a geçmesi biraz sıkıntılı oluyor, istenmiyor falan. Sonra Kenan'da bir kıtlık çıkıyor. Kıtlığı atlatmak için Mısır'a gidiyorlar. Mısır Mümit Nil kenarında, belirli bir yer. Fakat o günün Mısır Firavunu, Sinan bin Urvan isimli bir adam. Bu her Firavun Nemrut gibi zalim. Mısır'a giren güzel kadın olursa bana haber ver, ilk geceyi benimle geçirecek gibi bir fermanı var. Sare validemiz de çok güzel bir kadınmış. Hemen müfettişler güzel olduğunu fark edince haber uçuruyorlar. Getirin bakayım bu çifti benim huzuruma. İbrahim huzuruna diyorlar ki Firavun'a, bir kadın geldi ki Mısır'a, ters şehrine, dünya güzeli, Mısır'da öyle kadın yok falan diyorlar. Oo, tamam, çok iyi, getir. İbrahim'i getiriyorlar. Kim o kadın diyor? Kardeşim diyor. Kardeşim derken dinde kardeşliğini kastediyor. O bölge müşrik bölge, tek Müslüman İbrahim ile Sare, dinde kardeşlik var. Eşi ama onu kastederek kardeşim diyor. Çünkü eşi dese öldürecek zaten. Yani. Direkt öldürecek, eşine sahip çıkacak. Kardeşi derse öldürmeyebilir. Onun için o kelimeye sığınıyor. Sonra Sare'yi getirin diyorlar. Gidince Sare diyor ki, niyeti bu adamın, ama Rabbim bana vahyetti, senin imanın, erdemin, iffetinden dolayı Firavun sana zarar veremeyecek diyor. Sare önce abdest alıyor, Firavun huzuruna çıkıyor. Firavun'un her yaklaşma hamlesinde Sare'de bir takım şeyler oluyor. Yani, cinnet geçirme gibi belirtiler oluyor. Firavun'un eli ayağı tutmaz oluyor falan. Vazgeçince düzeliyor. Hamle yapınca tekrarlıyor. Vazgeçince düzeliyor. Hamle yapınca işte bugün dilimizde Sara krizi, Sara dediğimiz nöbet, epilepside görülen o
havaleler. Anormal durum. İşte Sare validemizin Firavun'la yaşadığı sahnenin adıdır. Saralı. 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 Orada bu Sare krizine benzer emareler olacak. Firavun'a felç, geçici felç nazil oluyor, müzülüyor. Dolayısıyla bir türlü hedefine ulaşamıyor. Ondan sonra diyor ki bu bana bir kadın değil, şeytan getir. Korkma. Götürün başıma bela olmasınlar. Giderken de bir cariyelerinden birini verin şuna rüşvet olarak. Seslerini çıkarmasınlar. Hacer'i de rüşvet kabiliğinden veriyor. Bunları Mısır'dan çıkartıyor. Evet, evet. Bunlar kenara geri dönüyorlar. Dönerken yolda soruyor. Ne geçti aranızda diye bilmeyi. Sahilde anlatıyor. İşte ben girerken ya Rabbi dua ettim ya Rabbi. Ben sana inanıyorum. Senin peygamberine inanıyorum. İffetini korudum yetene kadar. Sen bunu hep senin için yaptım ben. Sen de beni koru dedim falan değil mi? Yani Rabbimiz de bunun samimiyetine binaen onu koruyor. Bak koruduğu gibi diyor. Bir de üstelik bu kızı bize verdi, yardımcı olarak falan. Neyse geliyorlar. Bu sefer yani Kenan diyarının Sebu diye bir bölgesine yerleşiyorlar. Orada işleri çok iyi gidiyor, hasatları çok iyi, hayvancılık çok zengin oluyor falan. Bu sefer çevreden çekememizi kıskançlar sebebi, rahatsız edilince, taciz edilince Şam'ın Kıst bölgesine gidiyorlar, oraya yerleşiyor. Oradaki tabi İbrahim'in bu arada o bölgedeki halka tebliğde bulunuyor yani. Nübüvvetini o topluma anlatıyor. Haniflik dini yayılıyor falan. Bir taraftan da dua ediyor. Ya Rabbim bir erkek evlat nasip edersen sana kurban ederim falan gibi sürekli dua eder. Çocuksuzluktan muzdarip. Sare bundan etkileniyor bu Hazreti İbrahim duasından. Hacerler evlenmedi, bari ondan çocuğun olsun diyor. Kendisinden olmayacağı umudunu kaybetmiş. Yaşları da ileri ama İbrahim'de hala bir şans var gibisinde. Hazreti İbrahim Hacer'le evlenince İsmail doğuyor. Ona İsmail, Allah'ı işiten anlamında Samuel, Şemail, İsmail, İsmail ismi veriliyor. Daha sonra zaman geçiyor tabii biraz. Artık biraz daha yaşlanıyorlar. Artık İbrahim'in de çocuğu olmayacak bir yaşa geliyor. O sırada iki kişi geliyor. Yani İbrahim'in hayatında anlatılacak kısa çok da. İki melek, iki kişi geliyor. Onlar da yemek ikram ediyor. Onlar yemiyorlar böyle. Yemeden durup ya İbrahim işkilleniyor. Ya ben sizden korkmaya başladım. Niye yemiyorsunuz falan diyor. Yani art niyetli gibi geldiniz. Suikast mı yapacaksınız? Diyor ki ya İbrahim biz Hazreti, yani Lut'un kavmine geldik. Lut'un kavmini helak etmeye, Sedem halkını helak etmeye geldik. Bu arada Lut'u atladık. Yani Hazreti İbrahim'le bu hicretten sonra İbrahim Harran'a, Kenan'a giderken Lut da Sodom'a gitmişti demiştik yani. Hı. Sodom halkı da homoseksüellik üzerine çirkin işlemi yapan bir halk. Hazreti Lut bunları ne kadar meşru, helal, hukuki yönden heteroseksüel ilişki yani kadın erkek ilişkisine, meşru hukuki evliliğe zorlasa da yönlendirse de bunlar homoseksüel ilişkiler ısrar ediyorlar, dinlemiyorlar, gırgır geçiyorlar falan. Yoldan çıkmış, azgınlaşmış bir toplum. Bir türlü iflah olmayınca Hazreti Lut bunlara lanet ediyor. Yani artık bunları helak ediyor. Yani artık helak kararı verilmiş. Melek de bunun görevi yapmaya geliyorlar. İbrahim'e de diyorlar, sana da bir müjdemiz var, Rabbim sana bir oğlan nasip edecek deyince, bu konuşmaları yan odada, kapının eşiyle Sare duyuyor ve gülüyor. Ya biz bu kadar ihtiyarladık diye, şimdi yaştan sonra çocuğumuz mu olmuş, şaşıracak şey falan diyor. İbrahim de diyor, ya bir yaştan sonra çocuğumuz mu olacak falan, Rabbinin bereketinden şüphen mi var? Yok, şüphem yok da şaşırdık falan. Neyse Rabbimin size müjdesi var, oğlun olacaktı. Sonra Sare'den oğlan çocuğu doğuyor. Onun İshak ismini veriyor. İshak. Yani gülen, güldüren bu çocuk anlamını. Ondan sonra tabii İshak olunca Sare'nin o umutsuzluğu, moral psikolojik sıkıntısı geçiyor. Yani düzeliyor, rahatlıyor. Artık onun da bir çocuğu oldu falan. Fakat
Peygamberlik nuru, Hazreti Adem'de Hazreti ilk yaratılan nur Hazreti Peygamber'in nuruydu ya. O Adem'in alnından itibaren tüm peygamberlere parlayan bir nur. Bu sağlık için söylenen bir söz var. Sağlık insanların başında öyle bir taçtır ki bunu ancak hastalar görür diye duymuşsunuzdur. Bunun gibi bu peygamberlik nuru devamı görüyor. İsmail'de tezahür edince biraz sahne bozuluyor. Yani dolayısıyla Hacer'i kıskanmaya başlıyor. İbrahim'in İsmail'e olan muhabbetinin fazla oluşunu kıskanıyor. Ve bunları gözüm görmesin götür bir yere verdi. İbrahim güç durumda kalıyor. Eşi ve çocuğu ya nasıl götürüyor falan derken vahiy nazil oluyor ve İsmail ile Hacer'i Cebrail ile birlikte Bekke'ye götüreceksin. Bekke. Bey ile söyleyeyim. Bekke, Mekke'de Bekke'ye. Orayı ben ona hazırladım. Oranın suyunu, ortamını hazırlayacak. Artık orası İsmail'in mekanı olacak anlamında. Daha sonra Cebrail geliyor. Önlerine düşüyor. Bunlar da bir merkebe biniyorlar. Biz merkep deyince direkt eşeği anlıyoruz. Merkep binit demek. Binit. Atta merkep, devede merkep, arabada merkep, uçakta merkep. Her yolculuk yaptığımız vasıtanın adı merkeptir. Vasıta demek. Bugünkü araç demek. Araç. Araç karşılığıdır binit. Ama biz bunun merkebe indirgemişiz. Çünkü merkeple gitti İbrahim. At daha evcilleşmemişti. Deve de vahşiydi. Deve de vahşi. O zaman ulaşmadı merkep. At oraya henüz gelmemişti. At bilinmiyor. Deve de vahşi başı ehlileştirilmemişti. Eşek katır gibi bir hayvanla gitmişti. Neticeden Cebrail önden Bekke'ye kadar götürürler. O zaman daha Mekke denmiyor. Bekke'de. Böyle dikenlerin yetiştiği, dikenlerden başka bir şey yetişmeyen dağlık taşlı çorak bir yer. Ama Hazreti Adem'in Havva'nın yaratıldığı mekan, dünyanın merkezi, ilk yaratıldığımız yer orası, oraya bırakıyor. Diyor ki, burası mı? Bir sürü sular, mağlı, bahçeli, köy, kasabadan geçtik. Yok diyor, burası. Buraya bırakmayı Allah mı emretti? Allah mı emretti? Bırakıyor, erzaklandı buraya, dönüyor. Sonra Hacer soruyor, seni buna Allah mı emretti? Evet diyor. Cebrail'in söylediğini İbrahim soruyor. İyi o zaman diyor, İbrahim dönüyor. Hacer'le şey kalıyor İsmail orada. İsmail 2 yaşında, babasının önünde, anne de merkebin terkinden buraya gelmişler. Tabi mevcut erzak bir süre sonra bitiyor. Bu sefer kimse yok mu, biri yok mu, bir yiyecek bir şey bulabilir miyim diye en yakın tepeye çıkıyor, Sefa Tepesi. Sefa'ya çıkıyor, etrafa bakmıyor, kimse var mı yok mu, bağırıyor, çağırıyor. Oradan öbür tepeye bakınca Merve Tepesi'ne doğru. Merve Tepesi'ne doğru giderken arada böyle İsmail'e de kontrol ederek gider. Kurt, kuş, kartal, martal, çakal, tilki gelir de bu sorunat olmasın da gözü İsmail'de. Bir arada Sefa ile Merve'ye geçerken İsmail'i göremediği bir tepenin önünden geçiyor. İsmail orayı hızlı geçiyor. Ondan önce yürüyerek giderken orayı hızlıca geçiyor ki bir anne böyle İsmail'i görüyor. Görmediğim zaman bir şey gelebilir başına diye. Geçer Merve'ye gidiyor. Tabi böyle ne yaptığını bilemeyen o psikolojiyle 7 defa gidip geliyor Safa Merve arasında. En son 7. defa Merve'ye döndüğünde bir ses işitir gibi oluyor. Sonra kim? Kimse yok mu? Biri mi var mı? Kimseniz falan derken bir bakıyor ki İsmail'in yanında birisi var. Kanatlı manatlı böyle. O sırada İsmail ayaklarıyla, topuyla böyle eşerken oradan ister Cebrail'in kanadından, ister Cebrail'in neresinden, istersen İsmail'in topundan su çıkıyor. Hemen Hacer koşup geliyor. Zam zam yani dur akıp boşa gitmedi. Suyun etrafını şöyle yığın, toprak yığınıyla, kum yığınıyla kuyu gibi yapıyor. Dur zam zam yani akma, boşa gitme. Hazreti Peygamber diyor ki eğer Hacer validemiz bunu yapmasaydı bugün Zemzem bir ırmak gibi, yani o su çağlayan bir ırmak gibi akıp giden bir nehir olacaktı. Hacer'in o hareketiyle kuyuya dönüştü denir. Zemzem de böyle neyse. O bölge Cürhümi kabilesi ve Amerika kabilesinin mücavir alanı,
göçler möçler yaparken falan oradan geçtikleri yer, işte o kabileler şu Cürhümiler bunları aralarına alıyorlar. Cürhümilerin çocuklarıyla İbrahim, İsmail orada yetişiyor falan. Sonra belli bir yaşa gelince Cürhümilerle evlenecek falan. Arkasından işte İsmail, işte İbrahim dönüyor. Daha sonra İbrahim Şam'dayken, o Kıst bölgesindeyken rüyasında İsmail'i birkaç kez kurban ettiğini görüyor. Bu mesaj doğrultusunda tekrar geliyor o Mekke bölgesine. İbrahim'i buluyor. İsmail'i buluyor ve ona bu kurban edilme olayını bahsedecek ama diyor ki seni kurban edeceğim ama annene söyleme. Odun toplamaya gidiyoruz, bilmem ne yapmıyor, şey toplamaya gidiyoruz. Bir şey, bıçağını al, ipini al, odun kesmeye gidiyoruz deyip falan dağına, Sebir Dağı'na götürüyor. Orada giderken işte şeytan musallat oluyor yaptırmamak için falan, önemli değil bunlar. Neticede İsmail tevekkül sahibi, baba Allah'ın emrini yerine getir, ben sana direnmeyeceğim falan, elimi iyi bağla, direnmeyin falan gibisinden. Neticede ikisi de Hacer ve herkes imanının şeyini, mükafatını görüyor. Neticede tam bıçağı çalıyor, kesmiyor, taşa çalıyor, kesiyor falan derken o sırada bir koç geliyor. O gelen koç işte Habil'in Kabil'le imtihana girdiği, Allah'a takdim ettiği koç. Dönüp dolaşıp orada geliyor. Sebir Dağı'ndan bir koç geliyor, cennetten geliyor, ne derseniz deyin işte. Neticede koç kurban edilerek İsmail bağışlanıyor, imanlarının görevi hakkıyla yapmanın mükafatını, ecrini görüyorlar. Sonra İbrahim tekrar dönüyor Hazreti İbrahim şeye. 13 yaşına gelen İsmail daha sonra sünnet oluyor. Cürhümilerden önce Amerika kabilesinden bir kızla evleniyor önce. Amura isimli bir kızla evleniyor. 20 yaşına geldiği zaman da Hacer validemiz rahmetli oluyor. O sırada Kabe Nuh tufanında yıkıldığı için Kabe'nin taşları çökmüş, üstüne fırtınalarla kum dolmuş, rüzgarla şöyle bir tepecik haline gelmiş. Taşlar altta ama gözükmüyor. Oraya yakın bir yerdeler. O tepenin yamacına götürüp gömüyor İsmail annesi Hacer'i. Bugün Kabe'nin yanındaki Hicr bölgesi diye bir şey var. Böyle. Evet. Hilal şeklinde yarım duvar var. Hı. O duvar aslında Kabe'nin kendisinden. Kabe eskiden daha büyükmüş. O Hicr'i de içine alacak böyle. Ama yıkıla yıkıla taşlar kaybolduğu için, insanlar başka yere götürdüğü için yeniden yapıldığında taş eksik olunca Kabe küçültülmüş. Küçültülmüş. O dolayısıyla o Kabe'den olması gereken dışarıda kalınca onu da işaret olsun diye belirtmişler yarım hilal şeklinde. Aslında o Hicr'de yatıyor. İsmail ile İbrahim orada Hacer orada yatıyor. Hacer oraya defneder annesini. Daha sonra bir gün İbrahim tekrar oğullarını, hanımını görmek ister. Öldüğünden haberi yoktur. Tekrar Şam'dan izin alır ama Sare validemiz der ki Hacer'in evinde kalmamak şartıyla gidip geleceksin. Ulan o kadar yoldan geliyorsun, bir çocuğun evinde kalmadan gelir mi? Ama işte imtihanın esprisi bizi ilgilendirmiyor. Bize böyle bir talimat verse kim dinler gider kalır sen çok. Şimdi varır. İsmail de evin rızkı için avlanmaya gitmiş. Kapıyı çalar, sonra bulur. Amura çıkar. Biraz olumsuz bir kadındır, pesimist bir kadındır. Hoş karşılamaz, sert tavırlar alır. Nasılsınız, iyi misiniz, mutlu musunuz? Yok ya, geçim sıkıntı çekiyoruz falan. Sefil, vaziyetteyiz falan. Yiyecek bir şeyiniz var mı? Yok der. İçecek yok der falan. Nerede eşinler? İşte ava gitti, rızkımızı kazanmaya yana gelir. Gelince selam söyler oğluna der. Bir ihtiyar geldi der. Kapının eşiğini değiştirsin diyorlar. İsmail eve gelince akşam babasının kokusundan anlar geldiğini. Hanımına sorar, bugün biri mi geldi? Tabii, evet tabi ihtiyar geldi. Ne dediler? Kapısının eşiğini değiştirsin, memnun olmadım dediler.
Ha öyle mi dedi? Hanım, seni değiştireceğim. Çünkü keşke söylemeseydin. Mesaj alalım. Babam senden hoşnut olmamışlar. Boşar okudu. Çocuğu da yoktu zaten Amura'da. Daha sonra Cürhümirler'den Rale ile evlenir. Hazreti İbrahim bu sefer 30 yaş civarındayken veya daha sonra bir müddet sonra tekrar kaçıncı geliş oluyor? Bir kurban etmeye geliyor. Bu ikinci gelişiydi değil mi? Evet. He? Evet, iki oldu. İki oldu. Üçüncü gelişte kapı Rale açar. İşte eşin yok mu? İşte ava gittin, rızkımızı kazanmaya. Evet, yiyecek ne var? Et var, içecek su var. Geç amca içeri. Gel seni bir yıkayayım, yoldan gelmişsin, yorgunluğunu atarsın falan. Son derece hanımefendice misafirperverce davranır falan. Tamam kızım gireyim de girmeden önce şu tepede bir bakayım geleyim der. O Kabe'nin göçük olduğu tepeye gider. Oradan bir taşın üstüne çıkar, dua eder, geri gelir. Sonra Rale bunu yıkar. Başını yıkar. Neyse sonra yemeğini yer ve dua eder İbrahim. Allah sizin etinizi, suyunuzu bereketli kılsın falan diye. Eğer derler o kadın başka bir yemek ikram etseydi o yemekleri bereketli olacaktı. Et ve su olduğu için Mekke'de et ve su çok bereketlidir derler. Yani bereketi oradan geliyor. Yani o sırada başka pek çok çeşit yemek çıkarsaydı pek çok onu da bereketli. Neyse dönerken evin eşinin iyi sahip çıksın. Oğluna, kocana söyler. İsmail yine geldiği zaman babasının kokusunu anlar. Ne oldu der böyle böyle. Olayı anlatır. O zaman der ki sana sahip çıkmam gerekiyor. Babam seni çok beğenmiş. Senden memnun olmuş falan der artık. Rahmeden çocukları olur. Oğullar falan olur. Tabii cürümiler bunlara geçinmeleri için bu kızla birlikte bir de 7 keçi vermişler geçinin sahasında. Bereketlenmiş, büyümüş. Allah buna denizden artık Kızıldeniz yakın herhalde. Kızıldeniz'den çıkmış atlar göndererek bunlara ehlileştirmeyi öğretmiş Cebrail vasıtasıyla. Atı çok iyi ehlileştiren, ata çok iyi binen, çok iyi ok atan bir çocuk olmuş. Savaşçı bir genç olmuş İsmail. Hazreti Peygamber kendi zamanında Eslam oğullarına falan böyle Arap kabilelerine gittiği zaman at yarışları, ok yarışlarına denk geldiği zaman atın Eslam oğullar, atın, sahip çıkın. At ve ok İsmail'in sünnetidir. Atamız İsmail'in değildir. Siz de onların çocuklarısınız. Hem bu atı besleyin, miras bırakın, miras da alın. Atamız İsmail iyi ata binerdi, iyi ok kullanırdı falan diye onlara iltifat eder Araplara. Neticede sonra bir de 30 yaşında tekrar geliyor. O zaman da İsmail'le birlikte oturup Kabe'yi yapıyorlar. Kabe bir Hazreti Adem'le Hava yapmıştı. Sonra Şit Aleyhisselam tekrar yapmıştı. Sonra Nuh tufanı yıkılmıştı. Şimdi İbrahim'le İsmail birlikte. İsmail taşları getir, İbrahim yerine koyar. Boyu yetişmeyince o daha önceki gelişte bir dua ettiği taş var. O taşı iskele gibi kullanarak yapar. Onun üzerinde ayak izleri var. İsmail o geldiğinde eşi demişti, şuraya gidip dua etmiş deyince dua ettiği yere bakmış. Hacer'in yanında, yani annesini defnettiği yerde o taşta da ayak izini görmüş, öpmüştü zaten. O taşı da bugün makam İbrahim diye bugün Kabe tamamlandıktan sonra Kabe'yi Kabe küp gibi bina demek zaten. Küpten bozma değil mi? Küpten. Kabe küpe benzer bir bina. Küpe benzer. İşte 11, 13, 10, 10 metre bir tarafı, 11 metre bir tarafı, 13 metre bir tarafı. Yani taş çarmıları bir taş çarmı küçük. Zaten taşların harçsız marsız üst üste konmasıyla olmuş. Çatısız, kapısız ama bir kapı yeri olan bir yer yaparlar. Makam-ı İbrahim'in orada olduğu yerinde bir namaz kılarlar falan.
Daha sonraki bir dönemde artık Yemen kralı bir kapı yaptırır, çatı yaptırır. Sonra örtülmeye başlanacak olan sonraki işler bunlar. Hazreti İbrahim artık bu son dönüşü yaptı, son gelişinden sonra bir daha gelmez. İsmail de artık o bölgedeki Yemen halkının, ondan sonra Amerika halkının, kabilelerinin mebusu. Amerika. 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 Yemen gibi. O bölgenin mebusu yani peygamberi olur. Ona nübüvvet verilir o bölgelerde. Aslında İsmail Arap değildir. Yani Araplar da Sami milleti, çölde yaşayan Araplar Sami milleti. İsmail de Sami millet ama Nebati Keldanilerden. Yani babası Keldani, anası Kıpti'ydi. Anası Mısırlı, Hacı Kıpti. Kendisi şey, babası da Keldani'ydi. Daha sonra işte Araplarla da Araplaşacak. Müstaharebe Arap olacak. Hazreti Peygamber onun 1000 sene sonraki torunu. Bu olay diyelim 1600 milat önce 1600'lerde oluyor ve 2000 sene sonra 1600'lerde oluyor milattan önce. Milattan. Hazreti Peygamber milattan sonra 610'da peygamber. Evet, 571'de doğuyor. Yani 2200 kim? 1600 kim? 1600 orada. 600 da buradan. 2200 yıl sonraki torunu Hazreti Peygamber. Şimdi Hazreti İbrahim döndükten sonra Şam'a, Kıst bölgesine bir müddet sonra Kenan'a geçiyorlar. Kudüs'e. Yani Kenan'ın dediğimizde Kudüs'e yerleşiyorlar. Kudüs bölgesinden aslında Kenanlar oraya sonradan gelmiş. Kudüs'e ele geçirmişler. Yavuz Dağı'na bir mahalle oluşturmuşlar. Neticede 120 yaş civarında vefat ediyor. Vefat ettiğinde bu arada İshak büyüdü. Sare'nin çocuğu İshak büyüdü. İshak'la birlikte Yahudi kaynakları şunu söyler. Yahudi kaynakları İbrahim'in İsmail'le olan kısmını hiç anlatmazlar. Onlara İsmailoğulları Kabe'den Kabe'nin ismi geçmez. İsmailoğulları mabedi diye geçer. İbrahim'in o mabedi yaptığına dair hiçbir işaret yok. Ama Tanrı Yahova, Yahve, Tanrı Yahve, Yahova İbrahim'e vahyetti. Ey İbrahim, oğlun İshak'la birlikte Beyt-i Makdis'i imar et dediler. Bunlar Kudüs'e giderler. Ve Kudüs'ten Beyt-i Makdis'i bu meleklerin yaptığı veya biz Kabe için söylüyoruz ya meleklerin yaptığı. Sonra hadi Adem'le Havva'nın yaptığı, Adem'le Havva'nın ilk yaptığı bina yeryüzünde bizim için Kabe'dir. İnsanın, Adem'in yaratıldığı yer Kabe bölgesi topraklarıdır. İnsanın merkezi orasıdır. Ama onlar Adem'le Havva'nın ilk yaptığı bina Beyt-i Makdis'ti. Tufanda yıkılmıştı bizim Kabe için düşündüğümüz, onlar burası için söylüyorum. Yıkılmıştı. İbrahim İshak'la birlikte Beyt-i Makdis'i yaptı derler. Beyt-i Makdis'i yaptıktan sonra artık 120 yaşında doldurunca emri hakkı, bu ancak Sare vefat eder kendisinden önce. Sare'yi nereye defnedecek düşünür. Hitit oğullarından, Het oğullarından. Şam'a yakın bölgede Het oğullarının elinde. Yani Hititlerin elinde. Mısırlıların değil. Mısır biraz daha güneyde. Kuzey Hititlerin elinde. Bu tampon bölge buralar. Het oğullarından işte Thanos'un bilmem ne bir mağarasını alır. Sare'yi oraya defneder. Sonra kendisi de vefat ettiği zaman oğlu İshak işte büyümüş, evlenmiş. Esav diye, Yakup diye iki oğlu olmuş, Hazreti İbrahim'in torunları. Torunlarıyla beraberken vefat ediyor. Oğlu İshak götürüp, bugün Halilur Rahman denilen, El Halil kenti denilen, Yahudice Habron denilen yere defnedilir Hazreti İbrahim. Hazreti Lut kavmi de helal edildikten sonra, o melekler demiştim ya hani Hazreti İbrahim'e gelen iki melek yemek yemeyince, Hazreti Lut kavmini helal etmeye gidiyoruz demişti. Sana da oğlan müjdesi verdik demişti ya. Onlar daha sonra Lut'un yanına giderler. Lut'un yanına meleklerin geldiğini görünce Seden halkı, yani Sodom halkı, homoseksüeller bu oğlan çocuklarını bize ver, becerelim diye kapıya yüklenirler. Meleklere zina edecekler. Eşcinsel ilişkiye girecekler.
Lut yalvar, yapmayın, etmeyin, eylemeyin. Bunlar Tanrı müsaadırlar. Bunlara iyi davranın falan dediyse de helaklarız, merak etme, onlar bize zarar veremez. Biz bunları helak etmeye geldik. Birazdan gecenin köründe sen, karın hariç, karı eşi de inanmayanlardan veya müşriklerle işbirliği yapanlardan, eşin hariç o kalacak, helak olacak. Aileni al, ailenle birlikte gece yarısı şafağa yakın bölgeyi terk et. Arkana da bakma derler. Hiç kimse bakmasın derler. Karısı hariç diğer aile fertlerini, müminleri alarak terk ederler. Sonra güneş tam böyle doğarken müthiş bir, yani bugünkü teknik ifadeyle yanardağ patlaması olur. Alttan da müthiş bir deprem olur. Üstten yanardağ püskürüyor, alttan deprem oluyor. O Sodom halkı ters yüz oluyor. Toprağın altına geçiveriyor. Orası bugün 280 metre mi? 400 diyebiliyorum. Lüt köyü değil mi? 400 diyebiliyorum. 315-400. 380-390 olabilir. O civarda bir metrede, derinlikte. Bugün yarısı İsrail'in, yarısı Ürdün'ün sınırında. Pompeo'lar değil. Pompeo İtalya. O İtalya. O Vezüv Yanardağ'ın püskürmesiyle. O da başka bir ahlaksızlık. Güzel, çok. O da ahlaksızlık. O Roma halkının ahlaksızlığı. Vezüv Yanardağ'ın püskürmesi. Evet. O ayrı. Bu evet. Sodom halkının helakı. Bu orada da. Lut'ta o çıkan bölgeyi terk ettiği müminlerle birlikte şeye geliyor, Kenan diyarına geliyor. Amcasının yanına, İbrahim'in yanına. Son günlerini orada geçiriyor. Kendisi de vefat ettiği zaman amcasının yanına defnediyor. O da Hadran'a defnediliyor. Hazreti Lut'ta. Ama Yahudi kaynakları enteresan. Hem bunu böyle anlatır, hem de bir taraftan da peygamberlere ahlaksızlık isnat ederler. Yahudi kaynakları der ki, Hazreti Lut kavmini ikna etmeye çalıştı. Bir türlü onu ikna edemeyince çocuklarını alıp bir mağarada yaşamaya, şehirden uzak bir yerde yaşamaya başlayınca kızları telaşa düştü. Biz şehirden uzak yaşıyoruz, evlenemeyeceğiz, evde kalacağız, ne olacak bu halimiz falan diye düşünmeye başladılar. Büyük kız dedi ki kardeşine, babamız uyurken sarhoş edelim, sonra beraber olalım, ikimiz de çocuk sahibi olalım dediler. Hazreti Lut'a içirdiler, sarhoş ettiler, yattılar, kalktılar, evet. Hamile kaldılar diye Yahudi kaynakları anlattı. Şimdi bir peygambere atılacak iftira böyle mi olmuyor? Yani bunu anlatıyor, bir taraftan da Lut kavminin ahlaksızlıktan cezayı hak ettiğini yazıyor. Aynı kitap, yani böyle çelişkili, muharref Tevrat, tahrif edilmiş, bozulmuş Tevrat diyoruz ya. Ya her taraf 3-5 tane ayet kırpıntısı kalmış, gerisi bu şekilde, ama buna da inanıyorlar. Yani kendi sapık inançlarını gizlemek için yapmışlar gibi. Neticede Hazreti İbrahim'in yerine oğlu bu bölgede İshak geçiyor. İshak bu bölgenin sorumluluğunu üstleniyor. Nübüvveti o üstleniyor. İsmail de o bölgeden. Amerika kabilesi ve Yemen kabilesine sorumluluğunu üstleniyor. Daha sonra İshak Aleyhisselam'ın Esav ve Yakup diye iki çocuğu oldu demiştik. Büyük oğlu Esav olmasına rağmen Yahudi kaynakları o çocuğun peygamberliğe, nübüvvete uygun olmadığını, biraz süfli davranışları olduğunu, Yakup'un da onun hakkı olan babasının yerine geçme, büyük oğluna geçme yetki, selahiyet ve peygamberlik hakkını Yakup'un hileyle kardeşinden alıp peygamberliğini aldığını yazar. Yani peygamberlik hileyle alınacak iş mi? Yeah. Ama Yahudiler bunu bile yazarlar. Bir de Yakup oğulları derler kendilerine. Övündükleri, ismini aldıkları yerde ama bu iftirayı da atarlar. Neticede Hazreti Yakup Esav'ın yerine ailenin sorumluluğunu, peygamberliğini o devralır. Peygamberlik gömleğini, cübbesini o giyer. O bölgede Kenan diyarında faaliyetlere devam eder. Putperestlerle, müşriklerle, Haniflik dinini Hazreti İbrahim'den aldıkları tebliği yapar. Bir başka kaynakta da Hazreti İbrahim'in Kantura diye bir Orta Asya milletlerinden, şimdi bize geliyor işte. Ural Altay dillerini konuşan topluluklardan, yani bizim ataların neslinden biriyle evlendiğini,
yani pek çok evlilik yaptığını, birisinde o olduğunu, ondan Togormi diye çocuğu olduğunu, Togormi Yahudi kaynaklarında Türk demektir. Bundan da orta Togormi denilen çocuk ve onun çocukları, işte Oğuz'dur, Aynı'dır, Kıpçak'tır vesaire, bizim Türk boyları olarak aldığımız isimler aslında Togormi'nin çocuklarının adlarıdır. Daha sonra İbrahim o Togormi'yi, yani o Kantura'dan olan oğlunu ve onun çocuklarını, gidin dayılarınızın memleketine Hanifliği anlatın diye gönderdiğini, dolayısıyla o çocuklar da gelip Orta Asya'daki Türklere o Sümerlerden sirayet eden paganizmi kırmak için Haniflik dinini yaydıklarını. Dolayısıyla yani Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh'tan sonra İbrahim'e kadar oluşan o büyük paganizmi kırmak ve Hanifliği ikame etmek için göndermiş bir peygamber çoluk çocuğuyla. Togormi'de işte Türkleri oradan giderek Hazreti İyafes'in soyundan gelenlerin sağladığı ama zamanla Sümerlerden sonra Gök Tengri inancına dönüşen Türklere Hanifliği anlatmak üzere gönderdiği söylenir. Hazreti Yakup'un pek çok hanımından pek çok çocuğu olur. 12 oğlu bir kızı olur. Belki daha fazladır ama bunlar bilindiği için söylüyorum. İşte ondan sonra işte bunların arasındaki Yusuf'un kıskanılması, çünkü peygamberlik nuru Yusuf'ta tecelli edince diğer kardeşlerinin anneleri Yusuf'a olan muhabbeti kıskandıklarından çocuklarını da çok kıskanç yetiştirirler. Her gün Yusuf'u lanet okuyor anneler. Çünkü diğer eşinden olmadır. Eşler farklıdır. Yusuf'u doğurmamış olan diğer kadınlar çocukların yanında Yusuf'u kötüleyerek Yusuf'a düşmanlık aşırlarlar. Çocuklar da babalarının sevgisi Yusuf'a gidince kıskanırlar ve onu öldürmeye karar verirler. Olmaz, Levi'nin gayretiyle, Levi biraz daha musamahakardır, toleranslıdır. Onun gayretiyle kuyuya atarlar. İşte bir kervan gelir, Mısır'a götürür. İsterseniz bu kısmı Yahudi. Bundan sonra Yakup'la birlikte, Yakup'tan sonra Yusuf'la birlikte olan Yahudi toplumu nasıl ortaya çıktı? Bugüne kadar Yahudi yok. Bunlar İbrani daha, Hazreti İbrahim'in çocukları. Bundan sonra Mısır maceraları, Yusuf, sonra Musa'yla dönüşleri, Hazreti Davud Süleyman'la devlet kuruluşları ve sürgünlere maruz kalışlarla Yahudi dönemini anlatalım. Bir dakika, fırsat olursa inşallah. Evet, burada noktalayalım. Yani bu seriyi, yani Hazreti Adem'den, yaratılıştan, Nuh'tan, Sümerlerden, İbrahim'den, Yahudilerden, Yunanlardaki o vesaire bizi ilgilendiren, Çin, Hindistan belki bizi çok ilgilendirmez ama bizi ilgilendiren boyutuyla Yunan, Helen, Roma ve biz çizgisinde getirip günümüze bağlamak lazım.